Yani Efe Bey'in yutamayacağı orada hiçbir şey yok ki. Kesinlikle hiçbir şey yok. Ben kesinlikle rol yaptığını düşünürüm. Kesinlikle fake bir davranış. Ama umarım kendisini izledikten sonra nasıl bir davranış içerisinde, nasıl bir davranış sergilediğini umarım anlayabilir. Nasıl bunun hiç pişmeyen beyti gibi bu yutuğu muydu? Kaşar peynir dolmuştu. En azından benim mozzarella peynirim akışkan bir haldeydi ve çok da lezzetliydi. Ben o yabancı arasacağın ismini tam söyleyemiyorum ama yani kusura bakmayın. Pastırmayı da sevmedim ama ben genel tadına baktım, güzeldi, lezzetliydi. Yani yenilebilir bir arasacaktı. Beğendim yani. Melanzaneyi beğendim. Kızartarak yapmış olmasına rağmen yağ baskın değildi. Güzel olmuştu, beğendim. O domatesin o organik hali de şekerli bir hal katmıştı. Ben ona rağmen şekerli sandım. Meğersem değilmiş. Ben beğendim arasacağını. Melanzaneyi yiyip çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi, lezzetliydi. Patlıcanı çok sevmediğim bir şey ama gayet keyifle yedim. Yine yapılsa yine yerim. Efe, özellikle sana söylüyorum. Yani çünkü her gün verdiğim puanla ilgili sonrasında bir geldi. Selcan Hanım'ın günü hariç. Ha öyle mi? O hariç evet, yani, bir, o gün... o gün bir şey oldu. Ha yani dün kaç vermişti? Ben 5. Çünkü Efe Bey göz önünde bulundum. 5'le ilgili bir sıkıntı yok. Yok. Zaten 5'e amaçlamıştım, 5 vermiştim diyorsun. E çünkü ben ona 5 verdiğim için bana geri iade olarak 5 verdiğini düşünüyorum. Yoksa ben ya da o masa 5'i hak ediyordu. 6'yı değil ya da 4'ü değil bence muhabbet. 5 verdiğim için 5 verdi. Seda Hanım 7 verdiği için ona 7 verdi. Begüm Hanım da cuma günü olsaydı ona da 5 verecekti. Bugün de büyük ihtimal aynı iade edeceğini düşünüyorum. Ben burada sadece beğenmemek için de elinden geleceğini son tatlıya kadar böyle devam edeceğini yine düşünüyorum. Ama niye çorbayı beğenmedi? Bunu beğendim. Beğendim. Yani ben Seda beğendim. Yemeği beğendim diyorum yani. Seda Hanım yani. Da beğendi ama ona da şey Seda Hanım da bayıldı. Orada bizlere laflar söyledi. Düşünüyorum. Yani işte bak bir, kendisi diyor. Haksızlık etme o zaman bugün yapma bari eğer zaten beğenirsen. Zaten hep sonradan geliyor bu arada gerçekten, bu haksızlıklar. Gerçekten o gün de sıfırı hak ediyordu. Biri sıfırı bile hak etmiyordu. Biri bile hak etmiyordu. Ama kendisine hayır, başka bir puan verdi. Hayır ben tatlısını beğendim. Salatasını beğendim. Ertesi gün benim günümde yani o kadar. Menüleri karşılaştırdığın zaman ben böyle çok basit. Benimki çok zordu. Bir gün sonra oynamalı oluyor bence. Ay, siz bana 2 puan verdiniz. Tamam. Hani, siz de bana 2 puan verdiniz. Eksik. Bir şey verdiniz. Ama bir gün ben sonra dedi ki sen 0 hak ediyordun demedi. Sorun mu? Efendim? Ben 2 şey beğendim de 2 verdim dedi ya 2 puan. Ha. Ben de içli köfteli pizza çorbanızı beğendim. Çorbayı beğendiniz. Baba Ganoş'u beğendiniz. Baba Ganoş'u beğendiniz. Beni yenilen hakkım ne olacak bu durumda? Bu arada diyorsun. Galiba güme gitti. Ne demek güme gitti ya? Güme gitti. Sizin aklınız yemiş ki bugün beğenip sonra işte 3 puan verir. O zaman onunla herhalde tamamlamaya çalışır diye düşünüyorum. Hayır, o hata yapmayacağım bugün. Hakkıyla yani çorbayı sizin beğenmedim. Sizin hiç hak adalet sisteminize asla güvenmiyorum. Hiç bugün bu masada yapılmayacağına yoktur, eminim. Hiç kimsenin yoktur hak etse yani. De hak etmese de siz kafanızdaki puanı zaten belirleyerek geldiniz bence buraya. Aa, onu vereceğinizi ben de aynı şekilde. Alakası yok. Bir ithamda bulunmayalım şimdi öyle yani. Bir şey yok. Rıstan Bey siz ne dediniz? Yani kendisi bana zaten ön yargılı bir insandı. O ön yargısını da şu an tamamen devam ettireceğini düşünüyorum. Ön yargılı olarak gelmedim. Yani öyle bir düşüncem olmadı. Yemekleri daha yememişim, tatmamışım. Neye göre puanlarımı belirleyeceğim? O yüzden ön yargılı gelmedim. Efe Bey bugün puanını belirleyip bu masaya gelmiş. Vereceği puan şu an kafasında zaten. Puan zamanında bunu aynı şekilde göreceğiz. Herkes de bunu anlayacak. Efe Bey'in buraya böyle ön yargılı kafasına puan kurgulayarak gelmesi bu beni ilgilendirmiyor. Herkesin gönlünde birinci olmasını istediği bir insan vardır. Ona göre değerlendirmesini yapıp kendi aklında ona göre bir muhakeme yapmış olabilir. Bunu tamamen ona bırakıyorum. Ama ben bunu haksız da görmüyorum. Ete bakar mısınız ya? Ete bakar mısınız? Efsane bir et. Efe Bey benim birinci olmamı asla istemiyor. Kendisi kesinlikle bir ön yargı içerisinde halen devam etmekte. Ama neden bunu yapıyor? Yani neden istemiyor? İlk başta girdiğimizden beri ikimizin asla enerjisi tutmadı. Bu enerjisini de çok başka yollardan bana lanse etmeye çalıştı. Giyim kuşamdan vurdu, oturup kalkmamdan vurdu, insanlara olan eleştirimden vurdu. Sürekli başka şeylerden yani. Ama kendisi bugün benim tabaklamalarım sonucunda kimin birinci olduğunu mutlaka görecek. Bunlar zaten servis peçetesi değil bu arada. Alıyorum. Hangi servis peçetesi değilse bunlar daha vardı ya. Bunlar çok dağınık, hayır. Ha şunlar. Ha bunlar biraz ince dokulu oluyor. Ben bir tane daha rica edebilir miyim? En azından bir peçete koyulmuş bence. Yani Happy Birthday yazılı evet, peçete yok en azından çünkü sızmasın. Çünkü yazılmıştı bence. Happy Birthday bu da böyle yani darma duman. Ama ne güzel Happy Birthday. Sanki doğum günü partisine gelmişiz gibi hissetmedik Seda mi? Seda Hanım isterseniz servis peçetesinden de bir 5 puan kırın yani.
Şunları atın, söndürsek mi zaten hava sıcak. Bir de bunların sıcaklığı. Bu sana sıcaklık ne Jüti Light'ler? Minnacık. Yani şundan sıcaklık mı? Allah Allah. Yani masaya bir yorumda bulunabilmek için. Oraya direkt elinizi koymayacağız siz. Efe Bey'in sizin Happy Birthday yazılım şeyleriniz vardı ya. Özkan Bey ortaya sizinle alakalı değil yani. Saçta çiçek getirmedi ya. Aynen problem öyle. Problem bence o. Yani, bak çiçeğin içeriği yani zaten şimdi her şey. Özkan Bey sizinle alakalı değil yani. Sizinle alakalı değil. Ben hani hava fazla sıcak olmasın o açıdan diyorum yani. Ne yaptınız, söndürdünüz mü? Mumlar sıcaklık ve hararet bastı beni Allah diyor. Allah Allah. Sen 300 derece ocağın başında çalışmıyor musun arkadaşım? O yemeklerin güzelliğinden böyle bir stresine girmiş olabilir. O zaman bu ne? Sana T-Light ne yapar ya? Terliyoruz. Terletiyor bu kadınlar seni değil mi? O oradan satışıyor. Bu buradan bir şey diyor. Yemekler mükemmel geliyor diyor. Buyurun. Bu birinci korsunuz. Afiyet olsun. Korsunuzdan geçilmiyor. Tabii ki de. Aman 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 dur geliyorum hemen. Yapmayayım diyorum gene duramıyorum yani. Seyirciler alıştılar artık. Evet, o sobuko geldi. Üzerinde baby carrot. Parmesan yani tereyağında çevrildi. İsterseniz ben o sobukoları, gnocchi'leri de getirebilirim. Getir ya da... getir. Tamamdır. Üzerine böyle bir çeşni sos çok güzel olabilirdi bunun ya. Kendi sosu var zaten içerisinde Seda Hanım. Böyle... Kendi sosuyla beraber tam 3 saat sonra çeşni, bir limon hoş olabilirdi. Haşlanmış et gibi geliyor. Ne gibi geliyor? Haşlanmış et gibi, eti pişmiş. Yumuşak yani et. Onu demek istiyorsunuz. Evet evet yumuşak. Ha yumuşak. Tamam zaten o sabukanın olması gereken kıvamı da budur. Lezzet açısından bence eksik. O lezzet gremo, açısından eksik. Siz daha iyi bilirsiniz hani gremolata sos. Estağfurullah hepimiz biliyoruz. Değil mi? Gremolata sos doğru biliyorum değil mi? Bu ezilmiş çeşnili bir sosu var bunun. Öyle daha lezzetli olabilirdi, özdeşebilirdi tamam, böyle bir etiyle. Tamam, sizin demek istediğinizi ben anladım ama burada onun için çok fazla vakit gerekiyordu yani. O bunun için çektirmek... çok vakit gerekiyordu. Düdüklü de mi yaptınız, nasıl yaptınız? Hayır, hayır. Bunu? Önce tereyağı ile mühürledim. Tereyağı ile mühürledikten sonra aynı tavada sizin yaptığınız gibi şey yaptım. Sebzeleri soteledim. Buyurun, pancar filizli, parmesanlı, istiridye mantarlı gnocchi'lerimiz. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim, afiyet olsun. Hemen geliyor. İçecek isteyen başka arkadaşım var mıdır acaba? Ben öncesini tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. Servisler hızlı. Servisler hızlı. Servisler hızlı ve yemekler önümüze çok güzel geldi. Görseller çok güzel. Sunumu beğendin mi? Sunumları çok beğendim. İstiridye mantarlı ginoşiyi, gnocchi'nin sunumu da güzel. Evet. Ama pancar filizi. Biraz fazla hamur geldi bana. Öyle mi? Evet. Yani çatalla özellikle böyle şekil verilir, böyle daha da ezilir ya, bir böyle bir kıvrılır. Ondan ziyade böyle kesilmiş gibi. Seda Hanım'ın moralim bozuluyor. Ben de anlamadım ki sonuçta rakibisi falan ama en azından önünde olan doğru tabakları doğru bir şekilde yorum yapması kesinlikle bence daha hoş bir hareket olacaktır.